Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarih Sahih Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. E, ve e, kaçıncı hadis-i şerife geldik? E, 1078. hadis-i şerife geldik. E, Anil Mughira, evet, Anil Mughira tibni şu'be şu radıyallahu anh'dan nakledilmiş. Kale, Kâle, Nebiyyus sallallahu aleyhi ve sellem, İnnallâhe muhakkak ki Allah'a, Haram aleykum size haram kılmıştır. el ümmehat et annelere ve anne babaya hürmetsizlik onların hakkına girmek. Bu hukuk bakın anne babaya hürmet etmemek, onlara zulmetmek manasında. Ve ve edel benat evet kızları diri diri gömmek değil mi? Bunu haram kılmıştır ve mena'a e, borcu vermemek. Yani bir, bir kimseye e, borçlu iken o borcu geri vermemek. Ve hati ve hati bu ise e, yani değersiz şeyleri istemek. Kendisine verilmediği halde istemek. Yani bir anlamda dilencilik yapmak. Ve kerihe lekum ve sizin için kerih görmüştür çirkin görmüştür. ile ve gale. Yani dedikoduyu. Yani kıylu kal diyoruz ya. ile ve kal ve kesrete sual çok soru sormayı ve ida'at el ve parayı zayi etmeyi yani saçıp savurmayı. evet size kerih gördü. Diyor ve bakın şöyle uzunca bir bir şerh yapmış. Yani Uzunca bir açıklama düşmüş bu hadis-i şerif e, ki bununla ilgili çıkarılan hükümleri e, yazmış. E, yine e, şöyle Hz. Şuayb aleyhisselamın kıssasından alıntı yapmış. E, evet hadis-i şerif e, böyle konuyla alakalı e, bakın gördüğümüz zaman e, okuyoruz. Ee, ne diyor? Darı Kutni'nin rivayetine göre Ashab'dan e, Habban bin Munkiz radiyallahu anhuma alışverişte daima aldanırmış. Demek ki bunu e, aldatıyorlar. Bir kere Resul-i Ekrem'e bu halinden şikayet etmiş. Resul-i Ekrem de bir şey aldığın zaman bayi'e yani satan kişiye Müslümanlıkta aldatmak yoktur de evet, buyurmuştur Hazreti Habba'nın kafatasına Uhud harbinde bir taş isabet etmiş ve bu sürede melekati akliyesi bir derece afetzede olmuştu Demek ki e, bundan dolayı e, kolay aldanıyordu e, ve e, yine bununla ilgili başka bir rivayet aktarıyor Eee i̇bn kıza, Munkıza taraf-ı risalet penahiden üç günlük bir hakkı hıyar bahşolunmuş. Yani tercih hakkı. Ey Habban sen aldığın malda üç gün muhayyersin, serbestsin. Bu müddet zarfında istersen aldığın malı tutarsın, istersen malı sahibine iade edersin e, buyurulmuştur. Bununla beraber resul Ekrem Habban'ı malında tasarruftan men etmemiştir e, diyor. Evet şöyle hukuku ümmahat yani analara isyanın haram oluşu. Hukuk fille asıl katı manasınadır. Yani sanki anasına asi olan çocuk anasıyla kendi arasında hukuku kesip atmış oluyor. Aslı kat etmek. Babalara karşı serkeşlik de haram olduğu halde hadiste annelerin özellikle zikredilmesi kadınların derkar olan fıtri zaafından bir istifade çocukların annelerine karşı daha fazla isyankar olmalarına mebnidir denilebilir. Yani anneler daha şefkatli olduğu için anneye karşı daha kolay itiraz ediyor çocuk. Bundan daha mühim bir sebep de evladın babadan evvel anneye karşı iyi davranmasını hatırlatmaktır diyor. Evet ibenatın hürmeti yani hürmet ya haramlığı yani Doğan kız çocuğunu diri diri toprağa gömmek e, demektir. E, ve şöyle aşağıya e, geldik. Bu e, men en ve hatin iki nehiye işaret olan iki kelimedir. Hadis şarihleri birincisinin verilmesi vacip olan borcu men edip vermemektir diye, ikincisinin de alınmasında hayır ve şeref bulunmayan bir şeyi almak suretinde tefsir etmişlerdir ki her ikisi de yani vermemekte, almakta haramdır. Bu iki kelimenin delillerini en güzel açıklayan Ahmet bin Hanbel Hazretleri ne diyor? Ona sordum diyor İshak bin Mansur. O da ne dedi? Uhdendeki oku fukarayı men edip tasadduk etmemendir. Birincisi o men kelimesi borcunu vermemekten ziyade yani bakmanla yükümlü olduğun kimselere bakmamandır. Maddi olarak tasaddukta bulunmamandır. İkincisi yani vehat kelimesi de sana verilmezken elini uzattıp halktan sadaka istemendir diye cevap verdi. Bu kıyılıkal dedikodu demektir. Birincisi meçhul, ikincisi malum olmak üzere ya iki fiildir yahut iki maslardır. Ee, evet, kıyılıkalin ilmin medlumuna gelince Şarih Hatta ne diyor? Mecalis ve mehafilde ve elsine-i filan hakkında şöyle denildi, filan da böyle dedi suretinde tehadüs eden fuzuli muhaberelerdir. Yani gereksiz konuşmalar. Dünyevi ve uhrevi hiçbir ciddi faydası yoktur e, diyor. Şöyle aşağı baktık ve bazı ulema da dedikodu konusunu izah için kendisine nahi taalluk eden dedikodu yani yasaklanan dedikodu sıhhate makrun olmayan ve hakikatin nakilince malum olmayan saçma sözlerdir. Yani işte nakleden kimsenin tam olarak bilmediği saçma sözler. Hadisteki nehi bunlara müteveccihtir ve bunlar hakkında sahiptir. Sıhhati olan ve hakikati kailince malum bulunan vakıat ve hadisatı, yani kesinlikle doğru olan ve kesin bilinen olayları mevsuk ve dürüst bir menba isnat suretiyle nakil ve hikaye, yani işte güvenilir kaynaktan nakletmek, Hadisteki nehyin şumulünden hariçtir. Yani bu, o yasaklanan dedikodu değildir. Böyle doğru, e, yani gerçekleştiği doğru olan şeyleri anlatmayı da nehy'e bir sebep yoktur. Nefsül emirde mezmum da değildir. Yani haddi zatında, yani normal halde de kınanmış değildir. Demek ki dedikodu kesin olmayan, e, yani ispatsız e, sözleri e, nakletmek, aktarmaktır. E, peki... Bazıları da dedikodu hakkındaki yasağın genellikle gıybet, nemime gibi afat-ı lisaniyelere şumuli bulunduğunu bildirmişlerdir ki bu tek tabidir. Çünkü gıybet ki mesturul hal bir kimse hakkında ardır sıra söylenen sözdür. İşitirse incineceği muhakkaktır. ahlak İslamiyemiz bunu afat-ı lisaniyeden saymıştır. Çünkü böyle bir söz ya doğrudur, adına gıybet denir yahut yalandır, buna da bühtan denir, yani iftira denir. Ee, ve ikisi de yasaklanmıştır diyor. Nemime ki kovuculuktur, ifşayı sırdır. Sırrı ifşa etmektir. Yine mesturül hal olan yani hali bilinmeyen, gizli olan bir kimsenin keşfi mekruh olan bir halini mecalis ve mehafilde ifşa etmektir. Yani açık insanlar içerisinde veya gizli bir yerde. Hatta ifşa lisanen dedikoyu şeklinde de münhasır olmayıp remiz ile, gözle, kaşla, işaretle ve kitabet suretiyle ifşaata da şamildir. Yani bunları da kapsar. Binaenaleyh bu nevilerden mağdut olan yani bunlardan sayılan afat kelamiyenin hem söyleyeni hem işiteni en çirkin fazihai ahlakiyede bulunmuş olurlar. Evet. Şöyle e, yani çirkin bir ahlak e, zafına sahip olurlar. E, i̇za'i mal yani malı zayi etmekte hiçbir sahibi aklın garaz ve fayda mülahaz etmediği bir şekilde mal sarf etmektir. Yani faydasız yere e, harcamaktır. Çok soru sormakla ilgili de şöyle açıklamışlar diyorlar. İhtiyaçsız çok dilenmek, evet, ihtiyacı olmadığı halde herkesten istemek, lüzumsuz her akla esi veren şeyi sormak, her akla gelen şeyi. Bunların ikisi de zararlıdır, yasaklanmıştır. La nase ilhafe insanlardan ısrar ederek bir şey istemezler. Ayet-i kirmeste ayrıca buna delildir. Ve övülen sualler de vardır. Mesela sana asabın ne infak edilir diye soruyorlar gibi. Mesela bu tür soruları sormak da bir vazifedir diyor. Kınanan sorular da vardır. İşte sana ruhtan soruyorlar gibi. Peki şöyle aşağıya geldik ve diğer hadis-i şerife bakalım istiyoruz. Yalnız bu konu burada bitiyor bu bölüm. Diğer bölüm ise Kitabul Husumat. Evet husumetler kitabı ve girişte bakalım e, ne diyecek. Bu kitap husumatın beyanına dair ehadisi şerifeyi i muhtevidir. Bu ünvan Buhari nüshaların ekseresinde hususiyle Yunaniye nüshasında babu ma yudgaru fil eşhası vel husumeti beynel müslim vel yahud suretindedir. Husumat diyor husumetin çoğuludur, niza yani çekişme manasındadır. E, iş i̇ş hasta müddâ aleyhi haki, hakimin hükmüyle cebren mahkemede ihzardır. E, e, yani çekişmek kısaca Türkçe'de husumet dediğimiz olay. 1079. hadis-i şerif. An Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh kâle semi'tu raculen bir adamı işittim yakra'u ayeten bir e, ayet okuyordu. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir ayeti yakulu hilafeha ve yekulu hilafeha yani hilafına aksine okuyordu. Yani işittiğim kıraat gibi değil başka bir şekilde okuyordu. Fe ehaztu bi elinden tuttum fe eteytu bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdim. Eteytu bihi onu getirdim. Fe kale kilakuma muhsinun ve buyurdu ki ikinizinki de e, güzeldir. La tahtelifu ee, yalnız e, Kur'an hakkında ihtilaf etmeyiniz. Fe inne men kane eee قبلكم <فَهَلَكُوا> ee, sizden öncekiler kitaplarında ihtilaf ettiler ve böylece helak oldular. Evet burada e, ihtilaf etmeyiniz derken okuma e, kastedilmiyor. Manalar e, kastediliyor. Öyle e, anlıyoruz. Çünkü okumada bakın 7 değişik kıraat şekli rivayet edilmiş. Ee, evet meseleyi Hazreti Ali'ye havale etti diyor. Ee, bakın burada tabii yukarısına e, gidelim. Biz ikara hususunda ihtilaf ettik. Ben ihtilaf der demez. Bakın Peygamber Efendimiz bunu söyledi. Yani Kur'an hakkında ihtilaf etmeyiniz. Dedi Ali radıyallahu anh da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin Kur'an'ı bildiği lehçe ile okumasını emrediyor. Sizden önce tarihe karışan ümmetleri ihtilaf edilen fevzai içtimayı öldürmüştür. Ee, yani işte e, toplumsal karışıklıklar öldürmüştür. E, bu cevap üzerine biz de gittik. Bizden herkes arkadaşının okumadığı lügatla okumaya devam etti. Resul-i Ekrem'in İbni Mesud ile yanına gelen sahabiye, İkiniz de güzel okumuşsunuz diye tasvip buyurmaları her iki kıraatin kıraatı sebadan hariç olmadığına da delalet eder e, diyor. Peki seba-i ehruf nedir? Yedi, yedi harf nedir? E, bunu gelecek bölüme bırakalım. İnşallah okumaya devam edeceğiz. E, peki buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.